Küçüklüğümden beri sürekli gökyüzü neden mavi ve bu cihaz nasıl çalışır, televizyon nasıl çalışır bunun gibi soruları sorar dururdum. Ailemin bazı sorularıma cevap veremediğini fark edince lisede fizik derslerini ve kimya derslerini sürekli çalışarak bu sorularımın cevaplarını aramaya başlamıştım. Daha çok cevaplayabileceğim elektrik elektronik mühendisliğinde okudum ve burada aslında birçok devre mimarisinin malzemenin günümüzde birçok kullanım alanını görmüş oldum. Ancak yine de bütün cevapları alamıyordum. Devamında ise doktoraya devam ederek bunları kendim nasıl deneyerek ve test ederek gerçekleştirebileceğimi, netice alabileceğimi görmeye çalışıyordum. 20 yıl sonra malzemelerin geliştirilmesi çok hızlanacak. Çünkü bu malzemelerin aslında çalışılması çok daha disiplinli ve sistematik hale geliyor. Bu şartlar altında bu cihazların uygulamaları, elektrikli araçların pil ömrünü birkaç yüz kilometreden belki de birkaç bin kilometreye çıkarabilir. Devamında ise telefonlarınızın çalışma süresi rahatlıkla bir haftaya geçebilir. Bellek kapasiteleri ise belki de çok daha büyük terabaytlarca mertebeye rahatlıkla ulaşabilir. Düşünce hızında deney yapabilmek isterdim. Yepyeni malzemelerin her çeşidini düşünce hızında test edebilmek isterdim. Deney düzeneklerini bir gün içinde kurup, bir gün içinde bütün deneyleri yapıp, bir gün içinde de bütün cihazları test edebilmek isterdim.